Dostlarım hemşire ekranlarına, FIFA 18 kaleci kariyerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurtarışlarımıza kaldığımız yerden Hollanda'nın Hernewen ekibinde devam etmeye çalışacağız dostlar. Önümüzdeki maç ligde Vitesse karşısında evimizde olacak. Yavaştan o maça doğru geçiyoruz. Bu bizim oynadığımız 9. resmi maç olacak. Bu maçın öncesinde incelediğimizde tabloyu Hernewen 13 puanda, 7. sırada Vitesse ise 12 puanda, 9. sırada dostlar. Yani bu maç her iki takım için de çok önemli. Eğer rakip takıma bu maçı kaptırırsak sıramızı kaybedeceğiz. Eğer ki 3 puan alırsak muhtemel oranda 6. sıraya yükseleceğiz arkadaşlar. Bunu maçın kalan bölümünde göreceğiz. Hernewen'da bakalım. Maçı başlatan isim Reza oldu. 90 dakika başladı. Haydi bakalım. Vitesse tehlikeli geliyor pozisyonda. Ceza sahası içerisinde karşı karşıya. Ama defansımız böyle bir hata yapmamalıydı ya. Oyunu çok boş kaldı. Kapattığım köşeden yedim farkındayım ama çok yakın be abi. Harbiden çok yakın. Ya kızıyoruz ki kızmak da haklıyız. Öne çıksam ceza sahası içinde 14 numaraya verse net gol. Yani o yüzden hafif çıkışamazdım da. Köşeden gönderdi. Çok güzel yazdı golü. Ya defans orada izlemese. Ah yakınlaşsa oyuncuya. Kapattığı köşeden yemek bir kaleciye koyan en büyük şey. O yüzden hani üzüldüm bu pozisyonda açıkçası ama yapacak bir şey yok. Reza pasını verdi. Şimdi Odegaard çok güzel oynadı. Zeneli tekrar oynadı. Fantazi denedi Zeneli. Güzel de düşündü ama topu buluşmadı. Serrero. Linsen tekrar Serrero. Linsen araya verdi pasını. Birebir pozisyon. Reza araya çok güzel bıraktı. Haydi oğlum Zeneli vurdu. Zeneli'nin şutu out'a gitti. Vitesse çok tehlikeli geliyor. Ceza sahası içinde bir tane oyuncu var. Pas vermek istedi orada. Defansımız güzel kesti. Sol köşe vuruşundan ortaları gelecek. Ceza sahası içine doğru bir orta arka direkte. Yumrukladık. Tekrardan kalemize döndük dostlar. Sol kanattan atakları devam edecek. Orada Kobayashi güzel kesti. Bize kadar oynadı. Biz de ileriye uzaklaştırdık. Royas tekrardan vitesse de kaldı. Bu atakta tehlikeli olabilir. Linsen sol kanada verdi. Tekrar aldı Linsen. Vurabilir. Linsen vurmadı. Vuramadı. Defansımız güzel önledi. İlk yarıya ne yazık ki mağlup giriyoruz dostlar. 1-0. Yediğimiz kötü gol sonrası ikinci yarıya vitesse başlıyor. Serrero fora verdi. For vurdu. Direkten döndü. Dönen pozisyon. Defansımız uzaklaştırdı. Ben o topun öyle gelebileceğini hiç tahmin etmedim arkadaşlar. Harbiden inanılmaz geldi. Rahat alırım dediğim topu alamadım. Çatalda patladı. Atakları devam edecek. Sağ kanatta yükleniyor. Ceza sahasında for. Çok tehlikeli geliyor vitesi. Vurabilir defansımızda. Nice. Mükemmel kesti. Çok güzel oynadık şimdi. Ceza sahasında Zeneli dışarı oynadı. Şars Reza'ya. Reza dışarıya. Yapma Reza. Vursaydın Şars. Şars vurdu. Ah be. Şars kaçırdı. Vitesse yine tehlikeli geliyor. Birebir pozisyon. Kurtardık ama yeterli olmadı. Çok tehlikeli oynuyorlar ya. Harbiden önleyemiyoruz. Harbiden önleyemiyoruz. Pozisyonu bir tekrardan izleyelim. Sonra yorumumuzu yapalım dostlar. Harbiden iyi moralim bozuldu yalnız. Burada çok güzel bırakmış pası. Offside yok. Kurtardık ama yeterli olmadı. Yapacak bir şey yok. Tabii biz az gol yediğimiz için, az gol yemeye alışık olduğumuz için bu tarz pozisyonlar canımız sıkıyor. Bu tarz goller canımız sıkıyor. Bir maçta iki gol yemek özellikle çok canımız sıkıyor ama yapacak bir şey yok ne yazık ki. Evet, bir kaleci olaraktan en nefret ettiğim şeylerden birisi başıma gelecek gibi dostlar. Topyekün ataktayız. Kaleye doğru bir şut. Kurtardık. Nihayet maçtaki ilk kurtarışımızı yapmış olduk. Tehlikeli gelmişti vitesse. Topyekün atakta takım şu anda. Topu alıp direkt başlatmam lazım. Bakıyorum kim var diye. Yakın başlatacağım. İleride boş oyuncu göremedim. 85. dakikada. Eğer ileri atağa çıkarsak da top kaybedersek bir kontra atak yersek diyeceğim biz kontra atağa çıkıyoruz şimdi. Sıkıntılı olabilir. Çok güzel. Verman vurdu. Verman girsin artık be. Ah be. İleri attı da şans yok ki abi. İleri attı da şans yok. Görüyorsunuz Verman'ın kaçırdığı pozisyon. Yani kötü bir maç oldu takım açısından. Genel olarak şanssız bir maç.
Torsby ileriye doğru uzattı. Çok güzel gördü. Orada indirdi. Verman pasını verdi ama hatalı pas. Kontratakla sonuçlanabilir vitese. Tehlikeli geliyor şu anda Matavs. Tekrar Matavs'a doğru. Defansımıza kadar geldi o top. Pas istedim ama o dışarı vurmayı tercih etti Kobayashi ve maç da bitti. 90 dakika sonuçlandı dostlar. Ne yazık ki üzgün ayrılıyoruz. Elimiz boş dönüyoruz bu maçtan. Hem de evimizdeki bu maçtan dostlar. Ne yazık ki. Önümüzde AZ Alkmaar maçı var. Yine evimizdeyiz. Yine lig maçı ve bu maçta bizim için tabii ki de önemli maçlardan bir tanesi. Teknik direktör Mükemmel Ali performansını övüyor. Bugün erken saatlerde kulübün web sitesinden yaptığı açıklamada Ali son zamanlarda iyi performans yakaladı tarzında klasik FIFA'nın açıklamalarından bir tanesi. Hiç boş yere okumayacağım dostlar. Ve önümüzdeki AZ Alkmaar maçına doğru geçeceğim direkt. Evimizde olacak bu maç. Maç öncesi antrenman var dostlar. Bu antrenmanı yapalım birazcık kurtarış izleteyim dedim size. Malum önceki maç fazla kurtarış yapamadık. Antrenman hemen maçlarında nereye vuracağını gösterdiği için zaten çok rahat kurtarış yapabiliyoruz. Bu sefer sağ vuracak. Yine bizde kaldı. Birazdan göstermeyecek nereye vuracağını biz tahmin edeceğiz. Sola vuruyor. Yine kurtardık. Yine kurtardık kaleci Ali ayağıyla. Sağ vuracak yine kurtardık. Evet artık göstermiyor. Yine çıkardık. Karşı karşıya çok zor. Evet bunda zaten tahmin etmeniz gerekiyor. Bir şut daha. Bu da üst direkte patladı. 9.922 puan yapmış olduk. Güzel. Bu maçın bizim açımızdan önemi şöyle büyük dostlar. Biliyorsunuz ligde orta sıralardayız. Şu anda Feyenoord 1. sırada. Baktığımızda Hernevin 8. sırada AZ Alkmaar'ı göremedim. Gözden kaçırdım şu anda. 8. sıradayız arkadaşlar. 7. sıralar, 6. sıralara yükselmemiz lazım. O yüzden önemli bir maç bu bizim için. En azından daha bu kariyerimizin ilk profesyonel yılı olduğu için Hollanda Ligi'nde ne kadar iyi performans sergilersek geleceğimizde o kadar iyi olacak tabii ki. O yüzden aslında şöyle söyleyebiliriz. Bizim için her maç önemli. Sağ köşe vuruşunu kullanacağız şimdi. İçeriye doğru bir orta geldi. Ceza sahası içinde bir kafa. Rakip kaleci Bizot'ta kaldı. Bu kafa vuruşu. Aman beyler dikkat. Çok tehlikeli yükleniyor rakip. AZ Alkmaar. Birazcık çıkışıyorum kaleden. Kaleye doğru bir şut. AZ Alkmaar golü buldu. Önleyemediğimiz bir gol daha. Ali Reza attı bu golü. Çok kötü bir performans sergiliyoruz ama çok güzel vurmuş adam. Harbiden iyi moralim bozuldu dostlar. Nasıl çıkartamadık biz bu pozisyonu? Bu sefer de hani belli ki yani defans onu karşılayamayacak. Adam dibime kadar girecek dedim hani. Çok geride kalmayayım biraz açılayım ama yine fayda etmedi. Bu sefer de rakip oyuncu Ali Reza çok güzel vurdu. Golü buldu dostlar. Açıkçası İnanılmaz canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Haydi bir gol istiyoruz takımımızdan. En azından bizi mutlu etsin. Hatamızı unuttursun diyoruz. Evet korktuğum pozisyonlar. Yine tehlikeli geliyor AZ Alkmaar bu sefer. Bu sefer bizde kaldı işte. Bu sefer geçit vermedik. Ya, önceki pozisyon Ali Reza'nın şutunda bilmiyorum. Belki de hatalıydık ama. İyi canım sıkıldı dostlar. İyi canım sıkıldı harbiden. Şu son yediğimiz iki gole inanılmaz canım sıkıldı. Zeneli sol kanada oynadı. Reza. Reza içeriye ortasını açtı. Bomboş pozisyon vurdu Royas. Keşke kontrol edip vursaydın Royas. AZ Alkmaar çok tehlikeli geliyor. Ceza sahası içinde bir pas. Defansımız kesti ama dönen pozisyon kaleye doğru bir şut. İzin vermedi. Kaleci Ali. Yeter artık diyor. Dur artık diyor. Defans oyuncularına savunun diyor. Top dışarı gidiyormuş ama olsun yine de ben uzandım. Yani iyi de yapmışım. Belli olmuyor çünkü topun tam olarak nereye gitti. Ön direkte. İşte bu çok tehlikeliydi. Bu harbiden çok tehlikeliydi. Allah'tan dışarıya vurdu. Direkt topu aldık. Top toplayış çocuktan oyunumuzu açacağız. Reza çok tehlikeli geliyoruz. Ceza sahası içinde iki tane oyuncumuz var. Reza ne yapacak? Reza, Reza, Reza. Reza çok kötü bir dribbling attı orada. Topu direkt out'a kendi elleriyle bıraktı Reza. İlk yarının son dakikaları. İlk yarı bitti dostlar. İlk yarıya yenik giriyoruz. Önceki maçın senaryosunu şu anda da görüyoruz. Umarım bu maç farklı olur. En azından bir puan. Bizim için çok önemli ligde artık. Reza araya çok güzel oynadı. Orada Zeneli. Zeneli ceza sahası içinde Zeneli.
Top kontrolü onda. Zeneli verdi pasını. Şars vurdu, direkten döndü. İstemiyor. İstemiyor harbiden yani. Oyun bizim gol bulmamızı istemiyor. Bu direkten dönen top sonrası. Artık bunu iyice anladım dostlar. Şars pasını verdi. Şimdi Vlep. Vlep tekrar Şars'a. Şars vurdu. Kaleci Bizot. Çok zayıf bir şut oldu. Onun için de kolay bir kurtarış. Azi Alkmaar yükleniyor. Yine çok tehlikeli geliyorlar. Ceza sahası için atılan paslardan korkuyorum. Kaleye bir şut. Kaleci Ali. Uzandık, kurtardık. Doğru tahmin ettik yine. Yediğimiz gol dışında bu maçta açıkçası herhangi kötü bir hareketimiz olmadı. Şimdi bir kaleye orada kafa. Arka tarafta Nayes uzaklaştırdı. Bizi açmıştı o top. Bir korner daha. Bu sefer de soldan kullanacaklar. Bir orta geldi. Aman kafa vuruşu gelmesin. Dönen pozisyon tehlikeli olabilir. Kalede dikkatliyiz. Kalede dikkatliyiz. Yerdeki oyuncumuz hala kalkmadı. Orada Zeneli güzel çaldı. Bizi biraz olsun rahatlattı. Ama artık bir gol istiyoruz beyler. Haydi. Kötü oynamıyoruz. En azından bu maçta ikinci yarıda kötü oynamadık. Ama bir gol her şeyi değiştirir. Galibiyeti bile getirebilir bize. Şars. Şimdi Reza Şarza verdi. Haydi oğlum ya. Hissediyorum ben artık bir şeyler gelecek. Royas verdi pasını Reza'ya. Reza dışarıya oynadı Torsby'ye. Çok fazla dışarıya oynamayın abicim. Şars ayakta kaldı. Verdi. Gol mü? Reza gir. Gir. Abi girmedi. Girmedi. Anlamıyorum ya. Gir 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 diye bağırıyorum. Sesim kısıldı. Harbiden sesim kısıldı ya. İnanamıyorum, o pozisyon nasıl girmedi. Çizgiden çıkardı. Çizgiden çıkardı. Zeneli'nin ortası. Odegaard. Vlep sakat bu arada. Vlep sakatlanmış. Ya hani şu gol sistemi var ya. Gol karar sistemi. Umarım gösterir de bakarız dostlar. Maç içerisinde. Azi Alkmaar yükleniyor. Ali Reza pasını verdi. Tekrar aldı Ali Reza. Sağ oynadı. Ceza sahası içinde bir şut. Abi üst direkten mi döndü o pozisyon? Ne garip şeyler oluyor bu maçta. İnanamıyorum. Şimdi takımımızdan ters bir top. Tekrar orada Ali Reza. Ceza sahası içinde. Ali Reza vurabilir. Vurabilir. Vurmasın. Vurdu. Allah'tan out'a gitti. Yani inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Az önceki top üst direkten mi döndü, ben şahsen anlayamadım orada. Bayağı bir Allah'a emanet durdum kalede. Açıkçası bunu söyleyebilirim dostlar. Mükemmel heyecanlı bir maç oluyor. Şanssızlıklarla dolu. Verman vurdu. Yine girmedi. Yine girmedi. Top bir orada bir burada. Ali Reza bu nasıl bir oyuncuymuş böyle. Ali Reza ceza sahası içerisinde. Ali Reza vurdu kaleye. Kaleci Ali. Direkt uzun oynamaya çalışıyorum. Oynadım da 86. dakika. Haydi beyler. Beraberlik golü. Lütfen atalım artık. Çok fazla kaçırdık. Çok fazla kaçırdık. Ali Reza bizim ensemizden düşmedi. Mükemmel bir oyuncuymuş kendisi gerçekten ki bugün çok iyi bir performans sergiledi. Hakkını vermek lazım. Garcia şimdi uzattı. Çok güzel kesti. Kobayashi. 89. dakika. Heyecanlı bir şekilde takip ediyoruz. Top yekün ataktayız şu anda. Bir hatamız golle sonuçlanır. Bir pozisyonumuz da golle sonuçlanır. Ya beraberlik ya mağlubiyet. Ama Azi Alkmaar yükleniyor. 90+2. Tehlikeli gelecek Azi Alkmaar. Aynen öyle de oluyor şu anda. Aman dikkat. Vermesin ceza sahası için. Ali Reza döndü tekrardan. Orada dönüp vurabilir. Ceza sahası dışından bir şut gelecek. Geldi de out'a çıktı o şut. Ve maç bitti. Üzgünüm. Üzgünüm. Yediğimiz gol için üzgünüm. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Hataysa da değilse de en azı elimizden geleni yaptık dostlar. 7 ratingle bu maçı tamamlamış olduk. Ayın oyuncusu takımımızdan Şars olmuş. Şars iyi bir performans sergilemiş. Bu ay öyle diyor FIFA dostlar. Önümüzde Sparta maçı var. Deplasmana gideceğiz. İki ev maçından sonra deplasman maçı olacak. 11. resmi maçımız olacak. Evet, kötü bir iki mağlubiyet aldık ama umarım Sparta maçında, yani zor olacak, deplasmanda olacak maç ama en azından bu maçta gelecek bir 3 puan bizi tekrardan umutlandırabilir dostlar. Bize
yaşadığımız kötü dakikaları unutturur diye düşünüyorum. Biz kırmızı formamızla, onlar mavi formasıyla çıkacak. Akşam saatlerinde olacak maç ve yağmurlu bir maç olacak. Formumuz iyi şu anda. Ay, isterseniz yavaştan maça doğru geçelim. Bu maç öncesinde tabloya baktığımızda 9. sıraya düştüğümüzü görüyoruz. 13 puandayız. Eksi 1 averajdayız. Bir üstümüzde Sparta var. Onlar 14 puandalar dostlar. Bir üstümüzdeler 1 puanlık farkla. Yani söylememe gerek yok bu maçtaki hedefimizi. Her zamanki gibi 3 puan. Her zamanki gibi, çünkü 9. sıraya kadar düşük. Sağ köşe vuruşundan korneri kullanacaklar şimdi. İçeriye orta. Orada çıktım, yumrukladım. Tekrar atakları devam edecek. Ceza sahası içinde şu an. Defansımız kesti. Atakları devam edecek. Topu kaptılar. Vurabilir. Vurabilir. Orada işler karıştı. Nice. Çok güzel uzaklaştırdı. Nice. Blep çekti. Reza'ya verdi. Reza ceza sahası dışında pasını verdi. Şarsa. Şars sağ kanadı. Çok güzel oynadı. Royas dışarı çıktı. Blep vurdu. Out'a gitti ama güzel hazırladı takımımız pozisyonu. Ne yazık ki sonuca ulaşmadı ama olsun, bu ataklar bir ön avarıcı olabilir gol için dostlar. Öyle umuyorum en azından. Sparta tehlikeli geliyor. Aman dikkat edelim beyler. Beyler dikkat. Birebir pozisyonda. O top bizde kaldı ama defansımız orada öyle vücut koydu ki, o vücut sayesinde rakip oyuncu vurmadı dostlar. Bu pozisyonu da atlatmış olduk böylece. Sol kanatta Vilep. Vilep ceza sahası içine girdi. Pasını verdi. Bitir Şars. Şars golü buldu. Deplasmanda Ernevin 1-0 öne geçti. Şars'ın golüyle. Boşuna ayın oyuncusu seçilmemiş. Boşuna ayın oyuncusu seçilmemiş bu Şars. Harbiden de öyle. Çok güzel kaçtı. Yani mükemmel verdi pas orada. 6 numarasıyla Şars golü buldu. Şars'ın bu ligdeki ilk gol olmuş oldu dostlar. Zeneli pasını verdi Reza'ya. Reza tekrar Zeneli'ye. Zeneli çok güzel gördü. Vilep. Vilep oynadı. Reza orada kesemedi. Vilep. Reza şimdi. Reza vurdu kaleye Reza. Asfaltta dışarıda Reza. Çok güzel denedi Reza. Harbiden yani takımcak. Herkes çok iyi oynuyor. Ben her Nevin'le oynamayı, kalede durmayı çok seviyorum. Çok eğleniyorum. Kötü bir ilk iki maç oldu. Umarım bu maçta kalemizde gol görmeden tamamlarız. Bu maçta 3 puan alırız dostlar. Takımımız bir gol daha bulacak gibi gözüküyor şu anki oyunundan. Bile pasını verdi. Şars. Şars zoru denedi. Kaleci de kaldı. Rakip kaleci de. 45 artı 2'deyiz. Maç bitmek üzere dostlar. Belki Sparta için son bir şans olabilir. Çok güzel kesti defansımız. Şars da top. Verdi Torsby'ye. Tors uzattı. İlk yarı bitti. Bu sefer ilk yarıyı önde tamamlayan takım biz olduk. İkinci yarıya doğru geçiyoruz. İkinci yarı Reza'nın vuruşuyla başladı. Sparta tehlikeli geliyor. Son defans oyuncusuydu o. Şut direkt bende kaldı. Zaten çok da zayıf bir şut olmuştu. İleriye doğru çok uzun bir top. Direkt elimizde kaldı dostlar. Bu da 25. yakaladığımız topmuş. Tabii ki de bu kurtarışımızın ardına bayağı bir özellik geldi bize. FIFA'da bu şekilde dostlar. Bilmeyenler için söyleyeyim özellikle. Ya, maç içerisindeki istatistikleriniz belli bir sayılar var, oranlar var. Onlar ulaştığınızda size özellikler veriyor. Kimi zaman eldiven, kimi zaman gol sevinci. Bu tarzda ilerliyor. Şimdi tehlikeli geliyoruz. Odegaard dışarı oynadı. Kobayashi! Kobayashi deplasmanda ikinci golü atıyor takım adına. Ve bizi rahatlatıyor. Kobayashi yani mükemmel bir gol. Söyleyecek fazla bir laf bulamıyorum. Bu gole dostlar. Verdi pasını. Tekrar aldı. Vurdu. Kaleci çaresiz. Bu sefer çaresiz olan biz değiliz. Rakip kaleci. En azından bu maç için sevindirici olan durum bu dostlar bizim için. Kobayashi şarsın ardından golü buldu 85. dakikada. Biz de rahatladık haliyle, çünkü iki tane mağlubiyetin ardından bu çok iyi geldi derken defansımızda Torsby'ye müdahalesi çok iyi. Dakika 86. Bu dakikadan sonrasını beraber izleyelim isterseniz. Takımımız top çeviriyor. Oynadı Odegaard'a. Odegaard şimdi Kobayashi Vilep oynadı. Zeneli sol kanada oynayacak. Oynadı da Wudenberg ortasını yaptı. Ceza sahası içinde kafa gelmedi. Bizde mi kalacak dönen pozisyon? Sparta'da kaldı. Rakip takım için son bir atak şansı olabilir. Defansımız yine güzel kesti.
Yine iyi işler yaptı orada defansımız. Bu maç çok güzel oynadı defans. Şimdi Woudenberg verdi Torsby'ye. Hocam bitir artık, fazla yorma bizim oyuncuları. Zaten belli onları top çeviriyorlar. Kobayashi, Vlep oynadı. Zeneli, faul var. Devam ettiriyor. Reza oynadı. Odegaard 3. gol mü geliyor? Dumfries döndü. Verdi pasını Torsby. Hatalı bir pas. Bitir hoca. Bitir, harbiden gereksiz bir şekilde uzadı ve hala devam ediyor. Orada çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Rakip tehlikeli geldi. Çıkardık. Hoca bitirmedi. Oynattı. Biz de pozisyonu çıkardık. Hadi bakalım, kornerde de golümüzü yemeyelim. Bu maçı bitirelim hocam. Orta geldi. Defansımız güzel uzaklaştırdı. Dönen top. Bitirmiyor. 90 artı 10 oynuyoruz herhalde. Harbiden 90 artı 10 oynuyoruz. Sağ kanatta Reza faulü verdi. İlginç. Çok ilginç. Baraj biraz sağa doğru geldi dostum. Gelmediler. Neyse, ortaya açtı. Zeneli bitirdi bir an. Harbiden bakta kaldı zannettim hakem. Nihayet bitti. Deplasmanda ıslıklıyorlar. Mağlubiyetin ardından 8 reytingle bitirmiş olduk bu maçı. Toplamda 5 kez topla buluşmuşuz. 5 kurtarışımız var yani dostlar. Herhalde son zamanlardaki en iyi performanslarımızdan birisi bu. 8 reyting bir kaleci için çok iyi. Milli takıma seçilmişiz bu arada. Toplamda takımımızda 3 tane oyuncu milli takıma seçilmiş dostlar. Türkiye milli takımında Mısır ve Galler'le maçları varmış. Yine bu maçlara da girmeyi düşünüyorum. Önümüzdeki hafta sanırım maçlar başlıyor dostlarım. Evet dostlar, toplamda 11 resmi maça, profesyonel maça çıkmış olduk. Şu anda reytingimiz 75. Kariyere başladığımızdan bu yana reytingimiz toplamda 3 artmış. 72'den 75'e kadar artmış. Ve 12 milyon euro değerindeyiz şu anda. Güncel transfer piyasası değerimiz bu dostlar. Bugünkü videoda da ilk iki maç her ne kadar kötü olsa da 3. maçta çok iyi oynadık. 8 reytingi kaptık. Bir sonraki kaleci kariyerine kadar takipte kalın dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.